Oyunlar gelmeye başladı artık. NFT'yi biliyorsunuz, non-fungible tokens, değiştirilemeyen token. Ee, sabit. Bunu resimle, mesimle eşleştirdiğinde o resim sabit oluyor. Orijinal tek oluyor. E bunu oyunlara e, şey ettiler, e, modifiye ettiler. NFT adı altında oyunlar çıkıyor şimdi. Şu an için basit basit oyunlar ama giderek şey olacak. Daha karmaşık oyunlar geliyor. İşte Star Atlas geliyor mesela. Onu oynayacağız biz. Daha iyi oyunlar geliyor. İş neye dönüyor? Şu an sen FIFA oynuyorsun. İşte PUBG oynuyorsun. Ya da işte Age of Empire oynuyorsun. İşte Need for Speed oynuyorsun. Ne işine yarıyor onlar? Bir bokuna mı yarıyor? Need for speed'te geçtin adamı. E sonra adamı geçtin birinci olduğunda bir, bir yerlerin tavana mı değdi? Ne oldu? Geçtin ne oldu? Egon tatmin ettin. E sonra bir hayrı var mı sana o işin? Yok. Ama bu NFT'lerle artık hayrı olacak sana işte. İşte. O NFT'ler sayesinde artık oynadığın oyundan para kazanacaksın. Ve Bayağı güzel para kazanacaksın. Yani Need for Speed gibi bir oyunda adamı geçtiğinde sana coin gelecek. En basit haliyle öyle anlatayım sana. Hem eğleneceksin hem paranı kazanacaksın. Olay buna dönüyor. E bunun içinde zincirler çalışacak. Ve bu olayda merkezi borsalar yok. Merkezi bolay, borsaların rolü de yok. Bir olayı da yok. Herifler bunu ister mi? İstemez. Ve engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar işte. E çıkıp sana benim anlattığım gibi anlatacak, söyleyecek hali yok. Yani işte CZ'ne çıkıp, ya biz batmamak için marketi damplıyoruz. Yani bunu yapmamız lazım. İşte Bitcoin tutmamız lazım. Ki siz satın. Biz yani gelişmenizi istemiyoruz sizin. Diyecek hali yok bu heriflerin yani. Ne demesini bekliyorsun? Biz blockchain'i destekliyoruz biz diyecekler. Başka ne diyecek yani? Ama tek yaptıkları bu. Michael Saylor bugün yine Bitcoin hakkında bir şeyler söyledi. Yine yani Bitcoin yamuldu yani. O adam T te... yani bir yıl önce Bitcoin almaya başladığında bahsetmiştik. Yani şu Ethereum'un şu an burada tutulması bu kadar hani BTC pair'de pump yapması, dolarda pump yapamaması Bitcoin'den kaynaklı. Hep o Michael Saylor'ın da olayı. Michael Saylor ve arkadaşları. O herif tek değil. O adam kendine almıyor. Bitcoin'leri. O 3 milyar dolarlık Bitcoin'i kendi parası değil o adamın. O adamın fonu var. Fonda arkadaşlar işte. Yani arkadaşlarım yatırımcıları. Birisi 5 milyon dolar veriyor. Birisi 10 milyon veriyor. Birisi 50 veriyor. Birisi 1 veriyor. Birisi 200 veriyor. Grayscale gibi işte. Şimdi bu herifler bitcoin topladı. 100 bin tane bitcoin topladı. 100 bin tane bitcoin'i satamazsın. Bugün de bum bum dün mü tweet attım. Bu herifin cüzdanlarına bir bakmak lazım. Ka kaç tane bitcoin var acaba şu anda? Düşmüş olma ihtimali var bitcoin'lerin ama sattığı için değil. Ethereum ve diğer altcoin'leri aldığı için. Bitcoin'i burada bu kadar tutmalarının sebebi bu herifler altcoin'lere sokuyorlar. Ya da yeterince bitcoin aldılar. Bitcoin bulamıyorlar artık. Satan yok çünkü. Onun 1 milyon dolara gideceği belli oldu artık. Satan yok. Sadece günlük madenciler satıyordur. Satarsa onlar bile satmıyor doğru düzgün. E ne yapalım? O zaman bitcoin tutalım burada. Alt alalım biz. Şu an tahminime göre Michael Saylor ve arkadaşlarına alt altcoin aldırıyorlar bu altcoinlerin bu kadar kasılmasının sebebi bu. Çünkü bir yıl önce de bahsettiğim üzere o heriflerle o anlaşma zaten yapılmıştır. Bitcoin alırken. Kardeş ben sana 100 bin bitcoin bulurum. Ben marketi tutarım. 100 bin tane bitcoin bulurum. Ama o 100 bin bitcoin'i satabilmen için bize alt lazım. Bu altcoin boğasının gelmesi lazım. Onun için o 100 bin tane bitcoin'in %20'sini altcoin'lere harcayacaksın. Ona göre baştan anlaşalım. Denmiştir bu. Çünkü öyle olmak zorunda bu iş. Yoksa o bitcoinleri alır bir tarafına sokar. Şu an yapılan da sanırım o. Yani altcoinler normalde patlaması lazım. Yani bütün altcoin'ler ben patlayacağım gideceğim diyor. Ama bir türlü ha. sürekli bir retest retest retest. Biri alıyor. Ondan sonra şak çakılıyor. Retest. Sonra o biri tekrar alıyor. Tekrar alıyor. Tekrar alıyor. Aynı bölgede alıyor. Ve bu aynı dolar fiyatla nasıl duruyor? Çünkü bunu tutuyorlar. Çünkü dolar fiyatını bu belirliyor. Ama BTC payarına bakıyorsun. BTC payları haydi, haydi gidelim. Bakacağım göstereceğim. BTC payları haydi gidelim artık diyor. Yani ya sen git ya ben gideceğim diyor. düşen üçgen bu. Atom BTC Bak burada ya sen git kardeş diyor Bitcoin'e ya ben gideceğim. Bitcoin gitmiyor. Bunun da gitmesine izin vermiyorlar. E, derdiniz ne? O zaman bu arada bir pislik var yani. Israrla bilerek gitmesi izin verilmiyor altcoin'lerin. O da topluyorlar demektir. E o durumda işine geliyor herifin, yani CZ'nin işine geliyor o olay. Atıyorum adama Ethereum toplatırken seni Waves'ten incitiyor işte. Çünkü adam Waves toplamıyor ama o Ethereum toplasın diye bütün market yamultulduğu için sen de Waves'ten panik oluyorsun. İşte biz, benim ilk e, wave e, longum ya da ilk işte atom longumuz e, en dipteydi en başındaydı yani 10-12 dolarda Waves'e long açmaya başladık. Da geçen gün anlattım ben hani Waves'e ilk açtığım longa baksan yani orada dursan hiç ellemeden durabilsen o, o, longu Waves 30 dolar olduğunda 30-40 bin dolar para geliyordu bana. E, şu an 30-40 bin dolarım yok benim Waves 30 dolar. Nasıl olabiliyor bu? Çünkü habire atıyor marketten. Benim gibi onlarca adam atıyor bu, o şekilde. Bazılarını likide ediyor atıyor. Bazılarını işte benim gibi bazen de adet art, azalttırarak atıyor. Ama bir şekilde atıyor. Duramıyorsun çünkü. Çünkü senin hem o kadar durabilecek bir ekonomik gücün yok. O adamlar kadar. Hem de o kadar durabilecek kadar zamanın yok. Bu heriflerin zaman maliyeti sıfır artı bu heriflerin trade maliyeti de sıfır. Yani sen fonlama ödüyorsun. Sen yaptığın her trade'de fee ödüyorsun. Bu heriflerin yok öyle bir olayı. Fonlama ödemiyor. Fee ödemiyor. Hiçbir şey ödemiyor. Sen günde bin tane bitcoin ya da herhangi bir alt altcoin'de işlem yap bakayım ne kadar fee ödüyorsun. O botlar nasıl çalışıyor o kadar o zaman? merkezi borsalarda niye o kadar hacim yok? Ki var aslında hani Uniswap'ta falan var Ethereum'un altında ama diğer merkezi borsalar mesela Waves'in merkez Waves'in kendi borsasında o kadar fazla hacim olamıyor. Niye? Çünkü her bir işlem şey fi demek. Her bir işlem fi. Onu ödemek zorunda. Ödememek bir alternatif yok çünkü zincir içinde yapılıyor o iş. Ama Merkezi forsa da öyle bir olay yok. Ödemese de olur o fiil. Çünkü fiil kendi kendini ödüyor zaten. Ama Waves ekibi ya, ya hacim yapsın. D diyoruz ya biz hani Waves ekibi hacim yapsın. Ya hani, niye yapmıyorlar hacim? Yapamıyor abi yani. Hani Waves ekibi de hacim yapması için Waves harcaması gerekiyor. Ya, ben bu platformun sahibiyim ben Waves harcamam. Diye bir şey diyemiyor. Diyemez. Mümkün değil çünkü o. Ama CZ diyebiliyor işte bu Binance'in sahibi benim ben burada Bitcoin'de günde 10 milyon tane işlem yaparım Bir tane bile de fee ödemem çünkü borsa benim anasını satayım Kendi kendime ne fee ödeyeceğim ben O yüzden de ben bunu bındır 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 bındır, bındır indir, kaldır, indir kaldır indir kaldır indir kaldır oynarım diyor Seni de likit ederim diyor Hep yaptıkları muhabbet bu Marketten atmaya çalışıyor bu aralar çünkü satmıyorsun ve yani mutluyum bu konuda hani laf dinliyorsun. Yüksek kaldıraç açmıyorsun. 10x, 15x, 20x gibi 5x açıyorsun, 4x açıyorsun. 6x açıyorsun, 7x açanlar var. At açmayayım. fazla açmayın arkadaşlar. 5x'i korursun. Bütün marketi yumutması lazım. onu da vallahi yapacak hiçbir şeyimiz yok yani 5x'li 2D diyorsa, ve hani ilk dampta koruyamıyorsan 5x'li e orada senin hatan vardır. Yani all in girmeyeceksin. Spot için zaten bir sıkıntınız yok. sxp atıyorum 3.6 dolara. Damptasın 1 dolara en fazla zamansal maliyetin olur. Ondan sonra yine artacak o. Onda bir sıkıntın yok hatta spot için damptasın yani. Damptasın 1 dolara. ve tekrar damptasın 1 dolara. Vallahi isterim. Bak 30 dolardan 1 dolara damplasın. Waves'i. Bu sefer kredi çeker alırım ama. <laughs> Çünkü artık kendini kanıtladı. Ya future içinde 5x ama sakın all in değil. Çünkü gördüğün üzere damplayabiliyor. %20 dampladığında onu koruyabiliyor olman gerekiyor o pozisyonu. Ona göre gir. 1000 doların varsa işte 50 dolarıyla 100 dolarıyla gir. Ki alttan alabilesin. Dumplasın istiyorsa. Dumplasın sen alttan bir 50 dolarlık daha aç. Bir daha dumplasın bir 50 daha aç. Bir daha dumplasın bir 50 daha aç. O şeydeki Özgür Demirtaş'la var ya şak 10, 10 milyar dolar, şak 10 milyar dolar, şak 10 milyar dolar. O olayı yap. O olay bunda o yapa, işe yarıyor işte. Ama onu güzel yönetebiliyor olman gerekiyor o olayı. Aa dampladı SXP'yi 3.65'ten 3.60'a dampladı. Dur ben bunu alayım dersen orada likide işte. Öyle değil. En dibini bekleyeceksin. En dibini. Likide olana kadar. Likidenin biraz üstünden alacaksın. Yani kaçtan girdin? İşte 3.7'den girdin diyelim. Onun %20'sini bekleyeceksin. 5 risk girdin. %20 çakılmasını bekleyeceksin. Çakılmazsa çakılmayacak zaten. Çakılmayacaksa artacak gidecek. Tamam o zaten içeridesin. sıkıntı yok. Bırak çaksın oraya kadar. Oradan al. Karihan kaç bin tane attın? ve cebi nerede?